Hayırlı günler efendim. Uzun zamandır video yapmayı bırakmıştım. Biraz sağlık sebepleriyle, biraz keyifsizlik, biraz siyasi ve diğer günlük olayların işte konuştuğum zaman dostları kırmak, birilerini üzmek isteme işim sebebiyle bazı konulara girememe nedeniyle ara vermiştim. Daha çoğu da sağlıkla ilgili sorunlar. Şükür şu an iyiyiz. Daha iyi oluruz inşallah. Daha iyi olduğumuz günler olmuştu tabii. Fakat dün 2-3 gündür işte ortalıkta dolanan 9 Eylül Üniversitesi İzmir İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Din Psikolojisi Bölüm Başkanı'nın yersiz, ahlaksız, ne Hristiyan'ı ne Müslüman'ı Müslüman'a yakışacak, hele hele ilahiyat mensubu, ilahiyat geleceğin din kültürü öğretmeni, imamları, müftüleri, vaizleri, Kur'an öğreticileri yetiştiren bir okulun mensubu ve öğretim görevlisi olarak hiç yakışık almayan sözler. Şimdi bu tabii ilk de değil, son da değil. Yani ilahiyat fakülteleriyle ilgili, imam hatiplerle ilgili toplumdan o kadar çok şikayet geliyor ki bir imam hatip mensubu olarak, bir imam hatip okulu mezunu olarak bazen utanıyorum. Tabi hepsi öyledir demiyorum. İçlerinde iyi yetişmiş, ahlaklı, ehli sünnet itikadında temiz Müslüman evlatları var. Ama bunlar şirret olmadıkları için, bunlar densiz ve dengesiz olmadıkları için sesleri çıkmıyor. Sesleri azınlığın daha çok çıkıyor. Aslında onlar azınlık ama o kadar şirretler, o kadar dengesiz ve densizler ki her şeyi söyleyebiliyorlar. Rahmetli Orhan Karmış abi vardı. TGRT'de tefsir dersleri yapardı. Eski Konya İslam Enstitüsü müdürlerinden, İlahiyat Fakültesi müdürlerinden dekanıydı veyahut da. Orayı tam bilmiyorum. Rahmetli oldu. Onunla odalarımız yan yanaydı. İşte o günlerde de bu beyaz vardı hani bir Zekeriya beyaz gözleri birisi şeye bakar birisi bilmem ne. Yaşar Nuri vardı işte sonradan deistim falan filan diye. Bu gibi ilahiyatçılar televizyonlarda ekranları işgal eder. O güne kadar Müslümanların temiz ahlakına, temiz inancına mugayir bir sürü laflar ederlerdi. Densiz densiz konuşurlardı. Kitap satarlardı. Bol bol bunlar kendilerine, birisi İstanbul Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Üniversitesi İlahiyat'ın dekanı oldu. Birisi İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı yaptı bu şahıslar. Yani bunların bilakis önleri açılıyor bir de. Bilerek birileri bunların önlerini açıyor. İşin ilginç yanı. Yani sadece öğretim görevlisi olsalar bir şey değil. 3-5 talebeyi ifade ederler diyeceğim. O da çok fazla. 3-5'in her bir tanesi %100 demektir aslında. Yani bir kişiyi ifade ettiklerinde, onun beynini sulandırdıklarında aslında o bir kişi %100'dür. Orhan Karmış abiye demiştim ki ya abi siz bu ilminizle, bu bilginizle, bu güzel sohbetiniz, konuşmanızla ya bunların karşısına çıkıp da konuşsanız siz de. Orhancığım demişti. Böyle biraz burundan Davudi bir sesi vardı. İnceydi ama çok kalın değildi de burundan yani. Orhancığım demişti. Adaşım demişti. Biz onlar gibi şirret olamayız. Dinin umuma, avama yani ve ilim adamları arasında o bilgilere haiz insanlar arasında konuşulacak mevzuları vardır. Avamla konuşulacak mevzular vardır.
Bunlar ilim adamlarının birbiriyle konuşacağı konuları avamla konuşuyorlar. Haliyle insanların beynini ifsat etmek için uğraşıyorlar. Yoksa yeni bir şey söylemiyorlar. İnan bak. Ya İslam ülkelerinde Hicri 3. asırdan 2. asırdan itibaren tartışılan konular veyahut da 18. yüzyıldan itibaren müsteşriklerin İslam ülkelerindeki sömürgeleri arttırmak ve insanları Müslümanların karşısında kendi papazlarının çaresizliklerini örtmek için İslam'ın içerisindeki tenakuz görünen konuları gündeme getirmeleri sonucu onlardan aldıklarını, yani batılı müsteşriklerden aldıklarını, Rudi Paret'ten, Golsier'den, Ignatius'tan vesaire, bunlar satan insanlar dedi. Yeni bir şey söylemiyorlar. Bunların söylediklerinin cevabı var ama televizyonda ben onlar kadar şirret, densiz ve dengesizlik yapamam. Hak vermiştim. Gerçekten böyle. Ha bir Orhan Baylan değil, rahmetli tabii efendi insandı benim gibi. Ağzına geleni söyleyen birisi lazım tabii onlara. Hak ediyorlar çünkü. Kusura bakmasın, hani şey var ya, bazılarınız kızıyor da hani ya sizin tevazunuzdan, ilminizden farklı anlam çıkaracak insanlara tevazu yapmanın anlamı yoktur. Hani Üsküdar'da eski bir şeyh efendi müritleri arkasında takmış. Giderken yukarıdan bir kadının birisi bulaşık suyu dolu kovayı şak diye döküvermiş. Tabii şeyh ve talebeleri ıslak. Sadece temiz su olsa hani şey değil, bulaşık suyu falan. Ah be kızım diyor yukarıya dönerek. Keşke bir bakıverseydin aşağıya. Geçen var mı yok. Geçmeseydin de kızım bir şey demedim diyor. Hani bir suyu dökmeden bak. Bir tane talebesi varmış Mahmut. Bu çok böyle biraz ayıba kaçan, hani kaba saba bir çocukmuş. Biraz benim gibi ağzına geleni söyleyen birisiymiş. Ona bakla koydurmuş dilinin altına. Hani her ağzına geleni söyleyemesin, konuşamasın diye. Bakla da kocaman şey yani. Dilinin altına lalalala yapardın. Deniyor. Oğlum Mahmut çıkar da ağzındaki baklayı diyor. Şimdi bu hani ağzındaki baklayı çıkartma hadisesi de buradan geldiği söylenir, rivayet edilir. Bazılarına karşı baklayı çıkaracak. Şimdi adama ilmi ve dini olarak neyi anlatabilirsin? Ya Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsan, Kur'an-ı Kerim'e inanmıyorsan ilahiyatta niye öğretim görevliliği yapıyorsun? Senin ana nasın, yani nas, hani iki ana delil var. Kur'an ve sünnet, peygamber efendim ve Kur'an'ı insanlara yaşayarak izah eden peygamber. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki tane nas var. O diğer dört delil başka. Şimdi bu iki nas'tan sen Kur'an-ı Kerim'in iffetine kefil olduğu, Hazreti Meryem'e zaniye, zina eden diyorsun. Dolayısıyla Hazreti İsa aleyhisselama piç diyorsun. Allah-u Teala'ya cennetle, cehennemle niye bu kadar korkutuyor diye hesap soruyorsun. Alay ediyorsun ayetlerle. Ya arkadaş senin ne işin var ilahiyatta ya? Git ne yerde yaparsan yap bu işi yani. Ne işin var ilahiyatta? Ha, biz ilahiyatta kasti olarak görevlendiriliyoruz. Ethem Ruhi Fuğlalı'dan beri İzmir İlahiyat Fakültesi bu amaçla kuruldu. Hatta 1949 yılından beri ilahiyat fakültelerinin kuruluş amacı zaten Müslümanların kafasını karıştırmaktı derseniz, o zaman ben ağzıma geleni söylerim size. Hani o senin kürsüsünü işgal ettiğin işte Hasan Ali Yücel'in, efendim hangi dersleri ve şu dersleri vereceğiz diye önüne listeyi koyduğunda İTÖ'nün karalayıp din dersini, din psikolojisi, din felsefesi, din sosyolojisi, dinler tarihi diyerek tarif ettiği,
o ilahiyat fakültelerinin işte mensupları aynı görevleri maalesef devam ettiriyor. 3 talebe, 5 talebe, orada 10 talebe, orada 20 talebe. Kimisi işte bunların görevi bu. Kaderi inkar eder, gaybı Allah-u Teala bilmez der, Hazreti Meryem çift cinsiyetliydi der, Kur'an-ı Kerim'deki ayetler fazlaydı, zaten gereksizdi, tekrarlar vardı. Kimisi alay eder cennetle, cehennemle. Kimisi Allah'ın sözü olamaz bu. Zaten peygamber sözü. Peygambere yalan söylemek isnat eder. Ya ne işiniz var sizin o mekanlarda? O zaman ne işiniz var? Gidin. Başka okullarda yapın. Ama ne diyor o konuşmasında? Bir talebem araştırma yaptı. Bizim fakültede. İşletme fakültesinde, eğitim fakültesinde ve ilahiyat fakültesi talebeleri arasında. Otantik dine en az inanan ilahiyat fakültesi. Otantik din ne biliyor musun? Yani 1400 yıldır süzüle süzüle gelen, imbik gibi süzülerek gelen bizim ehli sünnet itikadı dediğimiz itikada bağlı inanan ve yaşayan Müslümanlara verilen isim. Yani ninenizin inandığı o safi dini otantik din diyor. Dedenizin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Osman Gazi'nin. Yani İmam-ı Şafii Hazretlerinin, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin inandığı gibi, yaşadığı gibi yaşamaya gayret edilen dine otantik din deniliyor. Birileri de uydurulan din, indirilen din diye bir saçmalık yapıyordu. İtin birisi. Ya arkadaş, din dogmadır. Dogma, dogma. Dogma ne? Kabul edersin kardeşim ya da inanmıyorum dersin. Gökten indirildiğine inanılan kitap diyordu ya birisi. Gökten indirilen kitaptır kardeşim. Cebrail'e vasıtasıyla Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e vahyettiği kitaba Kur'an denir. Nereden geldi bu? Gökten indirildiğine kabul edilen. Dogmadır yani. Siz bu kitabı ya kabul edersiniz, mümin olursunuz, iman edersiniz ya da inkar edersiniz, kafir olursunuz. Bu kadar. Bu kadar kardeşim. Din budur. Din sorgulama değildir. Sorgulama nerededir biliyor musun? Din yaşayan hayata bazı meselelerde, yani ben bugün şu şeyi giymişim. Bundan 1000 sene önce yoktu böyle bir şey. İşte nedir? Bilmem ne diyorlar bunlara. Bilmem neden yapılma. Yoktur. Bu caiz midir değil midir? Kaba kumaştan çok terleten kumaş giyiliyordu ilk Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde Müslümanlar ve bu çok koku yapıyormuş. İnsanlar sıcak hava, kaba da kumaş. Sonra ince kumaş çıktıklarında soruyorlar ya Resulallah bunu giyebilirsiniz. Daha sonra İslam alimleri aynı şekilde yenilikleri teknolojik veya zamanın, fennin, yeni yerlerin keşfiyle olan şeylere dinde böyle uygulamayla ilgili problemleri iştahat ederek çözmüşler. Kardeşim ama nas değişmez. Sen peygambere, o posta memuruydu, muamelesi yapamazsın. Sen Muhammed diyemezsin ilahiyatçıysan. Sen İmam Hatip'te öğretmensen Muhammed diyemezsin, İsa diyemezsin. Biz ulul azm peygamberlere ve Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen peygamberlerin hepsine saygı gösteririz. Sahabe-i kirama saygı gösteririz. Allah-u Teala'nın vahyetmiş olduğu peygamberine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla vahyettiği kitaba inanırız. Kafamıza göre koyarsak bazı şeyleri sorgulamaya kalkarsak o zaman sen o dinin mensubu olmazsın. Hele hele kitabı ve sünneti sorgulayamazsın. Sünnetle ilgili yok hocam işte şudur budur abi ya falan filan sonradan uydurmalar falan. Kardeşim bunlarla ilgili geniş bir müktesebat var. Hadis ilmi diye. Biraz okuyun araştırın ya. Diyanet ansiklopedisinde bile hadisle ilgili de şeyleri okusanız, maddeleri okusanız neredeyse 6 ay sürer. Okuyun görün nasıl bir ilimle iştigal etmişler. Nelerini incelemişler. Bak her zaman söylüyorum. Sizin o küçümsediğiniz İmam Buhari hani bazılarının bilmem ne yapmış falan filan diye.
İmam Tirmiziler şunlar bunlar. Ya o hadisleri öyle ayıklamışlar ki Kur'an-ı Kerim'de Hucra suresinde birbirinizin hakkında araştırma yapmak yasaklandığı halde o hadislerin sıhhati için o ravilerle ilgili memleketlerine varana kadar onların her şeyini sigaya çekmişler. Yani öyle kolay o ilimler ortaya çıkmamış. 1450 yıldır 1500 yıla yakın varan bir zaman sürecinde oluşmuş bir müktesebat var. Kardeşim biraz okuyun, araştırın. Bugün en büyük zaafımız cahillik. En büyük zaafımız cahillik. Cehaletimizden her şeye inanıyoruz veya her şeye iftira edebiliyoruz. İmanın yoksa adres yanlış. İman ne? Bildirildiği gibi iman etmek kardeşim. Allah-u Teala'nın peygamberi vasıtasıyla ona Kur'an-ı Kerim'in ve hikmeti verdik diyor. Oradaki muradı ilahi en iyi kim anladı? Allah ve Allah Resulü, Peygamber Efendimiz. O muradı ilahi nasıl anlamış ve yaşayarak Eshab-ı Kiram'a anlatmış, Eshab-ı Kiram da çeşitli memleketlere hicret ederek oralarda insanlara onu anlatmaya çalışmışlarsa öyle inanmak lazım. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, eğer ben aklımı kullansaydım mesin üstünü değil altını meseder etmeyi söylerdim. Din bazen aklı bir kenara bırakmak teslimiyettir. Ya işte Cebrail var mıydı? Gökten kitap iner mi? Bilmem ne demeye başladığında bitti kardeşim senin işin. O kitaba ya inanırsın ya inanmazsın. Bu kadar basit. İman bu. Ondan sonra Allah Resulü'nün bildirdiği şekilde inanırsın. Yeryüzünü yaratacak. Evvelini ve ahirini bilecek. Cenneti cehennemi yaratacak. Hesap gününü yaratacak, gaybı bilmeyecek. Ulan şimdiki yılbaşı gecesi baktım, Fatih Altaylı astrologlarla, astrologlar bile şuna buna şey, yaratan niye bilmezsin kardeşim? Gerizekalı. Kader var mı yok mu? Ya İmam Maturidi Hazretleri, Hicri 3. asırda bu kafa karışıklıklarını önlemek için Türkistan memleketinde yaşamış olduğu coğrafyadaki o saf, temiz, yeni Müslüman olmuş, daha 50 yıllık, 100 yıllık bir, daha tam böyle teşekkül etmemiş o Müslüman ahalinin kafa karışıklığını gidermek için İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin ve diğer mezhep büyüklerimizin, İmam-ı Eşari'nin ve diğerlerinin müktesebatından tutmuş, 6 tane umdeye düşürmüş imanın şartını. Bunlara inan demiş ve İşte şunları şunları da yapmazsan imanın kamil olur kardeşim. Ya bırak, bırak. Fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah bunlara devam edeceğiz. Ya birisi çıkar Kur'an-ı Kerim'in işte kıssa ayetleri gereksiz. Sana mı kaldı? Sensin gereksiz, şerefsiz. Öbürü kalkar, yok. Cennetle cehennemle alay eder. Belasını bulur. İnşallah layığını bulur. Hepsi dünyadayken inşallah. Aynen o Yaşar Nuri'nin yaşadıkları gibi inşallah yaşarlar. Hepsi aynen o suratlarını insanların içine çıkamayacak hale gelir. İnşallah. Allah Teala büyük. Ya bir Hristiyan'dan zarar gelmez. Niye? Çünkü Hristiyan zaten. Papaz bana gelse anlatsa ben Hristiyan papaz diye dinlerim. Yahudi hahamı gelse sen dersin ki lan bu zaten Yahudi hahamı. Bana doğru dürüst bir şey anlatacak hali yok benim dinimle ilgili. Ama siz ilahiyat profesörü diyorsunuz. Lan bu adam prof olmuş. Vay anasına, demek ki bu adam da bir şeyler görmüşler. Kim görmüş? İnanı görmüş. Ankara İlahiyat Fakültesi'nin ilk profesör dekanlarının neredeyse %80'i mason. Mason. Geçtik ya şeyini, deisti meisti. Ethem Ruhi Fuhlalı neydi?
İzmir İlahiyat'ın yıllarca dekanlığını yaptı. Felsefeci. İslam alimleri. Bundan 1000 yıl önce. İşte İbn Abidin, İbn Rüşd'ün vesairenin açtığı çığırdan Müslümanlar ifsat olmasın, Allah-u Teala'nın emrettiği yolu terk etmesin, ifsat olmasınlar diye kelam ilmini ihtiva ettiler. Kelam ilmi bir yerde felsefe karşısında İslam'ın savunmasıdır. Kelam ilmini niye öne çıkartmıyorsunuz? İlla felsefe, felsefe. Bazı arkadaşlar abi ne yapacağız diye dün söylemiş. O şeyi paylaştıktan sonra ne yapacağız? Kardeşim, çoluk çocuğunuza sahip çıkacaksınız. Çoluk çocuğunuza sahip çıkacaksınız. Onlara inanılması gereken 32 farzı bir kere öğreteceksiniz. Daha 4 yaşına geldi mi ister 4-6 yaş çocuk işte malum yerlere gönderin. İsterseniz piyano okuluna gönderin, ister baleye gönderin. Ama çocuğunuza 4-6 yaş geldiğinde 4 yaşına çocuğunuza 32 farzı öğretin. Peygamber sevgisini aşılayın. Sahabeyi sevmeyi öğretin. Ehli sünnet itikadının gerekleri olanları bildirin. 4 mezhebin imamlarını bildirin. İtikatta mezhebimiz olan İmam-ı Maturidi ve İmam-ı Eşari Hazretlerini tanıtın. Osmanlı'yı sevdirin. Osmanlı düşmanlığı varsa bilin ki o adamın bir yerinde ehli sünnet hazımsızlığı vardır. Kesinlikle. İtikaden ehli sünnet itikadında olan birisi Osmanlı'yı sever. Düşmansa ehli sünnete düşmanlığından sevmiyordur. Bundan kesinlikle emin olun. Bundan kesin. Çocuklarınıza tekrar ediyorum. 32 farz öğretin. Peygamber sevgisini, sahabe-i kiramı istisnasız sahabe-i kiramın hepsini sevmeyi öğretin. Bazıları Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ı ve bazı sahabileri buğz ediyor, lanetliyor. Haşa, çok pis kelimelerle kullanıyor. Sakın ha, sakın zina, o tuzağa düşmeyin. O tuzağa düşmeyin. Onlar Peygamber Efendimiz'in sohbetinde bulunmuş, bazıları hatta çok güzel makamlara ulaşmış insanlar. Ehl-i Beyt sevgisini aşılayın. Osmanlı'yı sevdirin. Çocuğunuz kaybolmaz. Bir yazımda kullanmıştım. Tasavvuf araştırmacısı, İslam'la ilgili de güzel sözleri olan Anne-Marie Schimmel diye bir Alman kadın. Türkolog, tasavvuf bilgin bir kadın. Ve İslam'la ilgili de böyle güzel cümleler kullanan bir kadın. Profesör öldü. Buna soruyorlar. Efendim sizin İslam'la ilgili sitayişkar kelimeleriniz var, cümleleriniz var. Niye Müslüman olmadınız peki? Diyor ki çocukluğumda dinlediğim kilise korosundaki ilahiler yüzünden. O kulağa o tını girdi ya. Yani bakın 63'e girdik bugün bu senenin itibariyle. 11 yaşında ezberlediğim ilahi hala hiçbirini unutmadım. Hiçbirini unutmadım. Samsun İmam Hatip Okulu'nun birinci sınıfında bizim bir ilahi grubu kurdular. Ramazan'da böyle bizi cami cami gezmiştik. Ve ben hala o ilahilerin hiçbirini unutmadım. Çağırdı beni uykudan bir hatıf-ı esrar aman aman dur yatma ne yatarsın ne ya talibi canan. Başka zaman başkalarını da okuruz inşallah. Şimdilik hoşça kalın efendim.